Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız arkadaşlarım. 7. haftamızın son videosundayız. Problemler test 6. Bir sonraki videoda sevgili arkadaşlarım, güzel detaylı bir şekilde muhabbet etmek istiyorum. Sizlere bazı uyarılarda bulunacağım. Biraz da böyle nasıl diyeyim, kamp değerlendirmesi diyebiliriz arkadaşlarım. Dilerseniz, hazırsanız, abone olduysanız, videoyu beğendiyseniz ki bunlar benim için çok kıymetli, İlk sorumuzda vakit kaybetmeden başlayalım. Gençler, bize denmiş ki 48 soruluk bir sınava giren Ilgın sınavdan sonra cevap anahtarından hatalarını kontrol ederken bir soruya eğer doğru cevap verdiyse 1 puan, yanlış cevap verdiyse eksi 1 puan ve boş bıraktıysa 0 puan vermiş. 0 puan verdi, yani boş bıraktığı soruları etütte öğretmenlerine sormuştur. Ilgın sınavın kontrolü bitince tüm soruların puanlarının toplamının 5 olduğunu görmüştür. Buna göre Ilgın'ın öğretmenlerine sorduğu soru sayısı hangisi olamaz diye sorulmuş. Şimdi öncelikle eğer ki arkadaşlarım 5 puan aldıysa demek ki Ilgın A artı 5 tane soruya doğru cevap vermiş. A tane soruya yanlış cevap vermiştir diyeceğiz. Tamam mı? Sonuç olarak doğru sayısı yanlış sayısından 5 fazla olmalı ki 5 puan alabilsin. Şimdi doğrularıyla yanlışlarının toplamına bakacak olursanız 2A artı 5'tir. Sınavda toplam 48 soru olduğunu biliyoruz. Yani geriye kalan soruları etütte öğretmenine sormuş. 48'den 2A artı 5'i çıkarırsanız arkadaşlarım 0 puan verdi. Yani etütte öğretmenlerine sorduğu soru sayısını bulursunuz. Ki bu da bize 48'den 5'e çıkardınız. 43 eksi 2a'yı verir. Şimdi 2a dediğimiz sayının sen çift bir sayı olduğunu biliyorsun. 43'ün de tek bir sayı olduğunu biliyorsun. Tek sayıdan çift sayı çıkarırsan sonuç olarak elinde bir tek sayı kalacaktır. Yani Ilgın'ın öğretmenlerine sorduğu soru sayısı tektir. O halde 5 olabilir, 7, 11 ve 13 olabilir fakat 8 olamaz arkadaşlarım. Dolayısıyla cevabımız da C seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçtim 2'ye. Arif, Berkan, Ceyhan ve Didem'in belirli miktarda tutarı tam sayı olan paraları vardır. Bakın tam sayı tutardaymış, tamam mı? Arif, Berkan, Ceyhan ve Didem. Şimdi Arif'in parası Berkan'ın parasının 3 katı, Ceyhan'ın parasının 5 katı ve Didem'in parasının 7 katıdır. Hem 3'ün hem 5'in hem de 7'nin katı olması için bir kere Arif'in parasının 3 kere 5, 15, 15 kere 7'den 105'in katı olması gerekiyor. 105'in katı. Şimdi 105'e gittiniz, hani Berkan'ınkinin 3 katıydı ya, demek ki 35K'sı varmış Berkan'ın. Çünkü 35K'yı 3 ile çarparsanız 105K. 5'e böldüğünüz Ceyhan'ın 21K'sı varmış ve 7'ye böldüğünüz arkadaşlar 15K'sı varmış Didem'in. Kişilerden birinde 30 lira bulunduğuna göre. Kişilerden birinde hangisinde 30 lira olabilir? Paralar eğer tam sayıysa. Tabii ki arkadaşlarım 15'in katıdır 30. Dolayısıyla Didem'de 30 lira varmış. Demek ki K kaçmış? 2. Bu kişilerde toplam kaç lira para vardır? Hepsini toplarsınız arkadaşlar. 105, 35 daha 140. 140, 15 daha 155. 155'e 21 eklerseniz 176K yapar. K'nın da 2 olduğunu söylemiştik ya. Demek ki cevabımız 176 çarpı 2. Yani 352 liradır diyebilirim arkadaşlarım. Cevabımız B seçeneğinde verilmiştir. Geçtim 3'e. Ali Bey evinde her ay sabit 100 kW elektrik harcamakta. Bakın 100 kW'a harcıyor. Ali Bey yeşil enerjiyi desteklediğinden dolayı evinin çatısına güneş enerjisini, elektrik enerjisini çevirebilen bir panel kurmuştur. Paneller bir ayda sabit 170 kW elektrik üretebiliyor. Ve Ali Bey ürettiği elektriği aynı zamanda kullanabiliyor. Pekala. Ayrıca 1 kW miktarını elektrik idaresine de 2 liradan satabiliyor. Çok güzel. Elektrik idaresinden gelen faturada ise Ali Bey'in kullandığı 100 kW elektriğin ilk 50 kW'lık kısmına kilowatt başı 1 lira 90 kuruş ödediğini görülüyor. Yani o zaman şöyle, hani 100 kW kullanıyordu ya, ilk 50 kW'ına 1 lira 90 kuruş ödeyecekse ilk 50 kW'ına 95 TL ödüyor aslına bakarsanız. Sonraki 50 kW'tan sonrakilere de 50 kW kalıyor zaten. O da 2 lira 20 kuruş ödüyor. Yani 110 lira para ödüyor. Peki 110 lira artı 95 liradan aslına bakarsanız
Ali Bey'in elektrik, her ay ödediği elektrik parasının 205 TL olduğunu görürsünüz. Şimdi demiş ki bize Ali Bey bu paneli 17.250 TL'ye kurduğuna göre en az kaç ay sonra panel Ali Bey'e kar ettirmeye başlar diye sorulmuş. Şimdi biraz düşünelim. Bu panellerle 170 kW elektrik üretebiliyordu. Ve her ay kullandığı 100 kW elektriği buradan kullandığından, yani ürettiği elektrikten kullandığı için 205 liralık sevgili arkadaşlarım faturadan yırtacak. Yani bir kere her ay 205 lira kâra geçmiş oldu. Geriye kaldı 70 kW elektrik. Bunu da götürüp elektrik idaresine satacak. Ne kadardan? Kilovatı 2 lira, 2 liradan. Yani 70 çarpı 2'den 140 lira da bu şekilde kâr edecek. Yani her ay aslına bakarsanız 345 TL kâra geçmiş oluyor. Ama şöyle bir durum var. Tabii bu paneli de devlet bedava vermiyor. 17.250 liraya mal etmiş Ali Bey. Dolayısıyla ben bu 17.250 lirayı gideceğim 345'e böleceğim. Acaba kaç ay çıkacak? Ona bakacağız. Şimdi 1725, bakın. 5 defa vardır 345 bunun içinde. 5 kere 345 1725 yapar zaten. Çıkardınız 0, 0 indirdiniz yok, bir 0 daha eklediniz. Yani 50 ayda amorti ediyor. 51. aydan itibaren kâra geçiyor diyebiliriz arkadaşlarım Ali Bey. Yeşil enerjiyi destekliyoruz tabii ki. Devam ettim 4. sorumuzda. Şimdi coinleri biliyorsunuz değil mi? Hani bu kripto paralar mevzusu. Bir S coin arkadaşlar 10 dolar. Bir M coin 15 dolar. Bir L coin de 30 dolar. Çınar ve Kıvanç'ın elektronik cüzdanlarında ise şu kadar adette çeşitli coinler var. Çınar ve Kıvanç elektronik cüzdanında henüz coin bulunmayan Bora'ya coin transfer edince 3 kişide de dolar karşılığı olarak eşit miktarda para olmuştur. Bora'nın cüzdanında son durumda kaç adet coin vardır diye soruluyor. Şimdi 1 adet S coin ne kadardı? 10 dolardı. 3 adet varmış, o zaman 30 dolar vardır şu an Çınar'da. 1 adet M coin 15 dolardı. 3 adet L coin 3 kere 30'dan 90 dolar yapar. Ve bunları toplarsanız arkadaşlarım 135 doları vardır diyeceğiz Çınar arkadaşımız. Geçelim Kıvanç'a. Kıvanç'ta 3 adet S coin var, 30 dolar yapıyordu. 4 adet M coin 60 dolar yapar. 1 adet L coin de 30 dolar yapar. Ve bunları toplarsanız arkadaşlarım bu da 120 doları verir bize. Şimdi Kıvanç'ın 120 doları, Çınar'ın da 135 dolar olduğunu biliyoruz. Ama bunlar henüz elektronik cüzdanında herhangi bir coin bulunmayan, yani hesabı boş olan buraya belli birer miktar coin transfer edecekler ve üçünün de elektronik cüzdanında eşit miktarda dolar karşılığı olarak eşit miktarda para olacak. 135 artı 120, bunlarda toplam 235 dolar para var. 255 dolar, özür dilerim. 255 dolar para var. Ve ben bunu 3'e böleceğim. 25'in içerisinde 3, 8 defa, 15'in içerisinde 3, 5 defa. Yani her birinde 85'er dolar olması gerekiyor. Çınar'da 85 dolar kalabilmesi için arkadaşlarım 50 dolarlık bir coin vermesi gerekiyor. Kime? Bora'ya. 50 dolarlık coin'i nasıl verir? 2 tane M coin verir. 2 tane M coin verir. 1 tane S coin verir arkadaşlar. Böylelikle 30 artı yok olmadı. Çok özür dilerim. Çok özür. 1 tane L coin alırız 30 dolar. 2 tane S coin alırsak tamam, 50 dolar yaptı. Demek ki 3 tane coin verecek. Yani buranın cüzdanında 3 coin sevgili arkadaşlarım nereden gelecek? Çınar'dan. Devam artı Kıvanç'a bakalım. Kıvanç da sevgili arkadaşlarım şu şekilde coin vermesi gerekiyor. 120-85'ten, çünkü bunda da 85 dolar kalması gerekiyor. 120-85'ten 35 dolar yapar. 35 doları verebilmesi için de şöyle verecek bunu. 2 tane S coin verir arkadaşlar, 20 dolar yapar. 1 tane de M coin verir ve böylelikle 35 dolar vermiş olur. Yani bu da 3 tane coin verecek. Dolayısıyla 3 coin buranın cüzdanında 6 tane coin olmuş olur. O kadar çok coin dedim ki bir ara coin dediğimi zannettim yani. Devam edelim. 5. soru. Bir kutuda siyah ve beyaz renkte bilyeler varmış. Bu bilyelerin renklerine göre ağırlıklarını belirten tabloda aşağıdaki
aşağıda verilmiş. Beyazlar 10 gram, siyahlar 25 gram. Şimdi kutudaki bilyelerin toplam ağırlıklarının 1250 gram olduğunu bize söylemiş. Buna göre kutudaki bilye sayısı en çok kaçtır diye soruluyor. Şimdi beyazlar 10'ar gramdı, 10 tane beyaz var diyelim, artı siyahlarda 25 gramdı, 25 çarpı S diyelim siyah. Ve bunların toplamı 1250 gram olduğunu biliyoruz. Peki 10 sayısıyla, şuradaki 10 sayısıyla 25 sayısını sadeleştirirseniz, 5 ile sadeleştiriniz. 5'e 2 yaptı mı? Yaptı. Şimdi ben burada B için sevgili arkadaşlarım, eğer ki B 125 olursa, S de burada 0 olursa, 10 kere 125'ten 1250 artı 0 kere 25'ten 0 toplamı bize 1250'yi verir. Bir tane sağlayan değer bulduk. Ve bilye sayısı en çok kaçtır dediği için de ben 10'ar gramlık bilyelerden daha fazla olsun diye 125'e 0'dan başladım. Ama siyah ve beyaz renkte bilyeler vardır dediğine göre siyah bilye sayısının da 0 olmayı bir ihtimali yok. Bu 2'ye 5'i niye yazdım? Şimdi ben size onu anlatayım. Daha önceki konu anlatımında da bunları anlatmıştım. Daha önceki karma testlerde de göstermiştik bu tarz soruları. Şimdi bakın, az olanı ikişer ikişer arttıracaksın. Çok olanı beşer beşer indireceksin. Yani 120. Bak şimdi 10 kere 120 1200 artı 2 kere 25 50 topla bak, yine gene sağlar 1250. Ve ben artık burayı beşer beşer azalttığım için ve şurayı ikişer ikişer arttırdığım için bu bilgilerin toplamı gitgide düşecektir. Bakın bunların toplamı 125'ti ama 0 olduğu için kabul edememiştik. Bunların toplamı 122. Demek ki o zaman bilye sayısı en çok 120 tane beyazdan, 2 tane siyahtan olmak üzere 122 tanedir diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Geçtim 6. soruya. Yukarıdaki bilgisayar 2 yazıcıya bağlanmış ve yazıcılardan biri siyah beyaz, diğeri ise renkli çıktılar vermekte. Bilgisayarda 1'den 13'e kadar olan farklı sayıların, 1 ve 13 dahil olmak üzere, her biri farklı sayfaya yazılıp asal olan sayıları renkli yazıcı çıkaracaktır. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 diyelim. Tamam mı? Bunları da şöyle biraz kenara çekelim, sen de hepsini gör. Asal olanları, yani 2'yi, 3'ü, 5'i, 7'yi, 9'u diyorum. 9 asal mı ya? 11 ve 13'ü renkli yazıcımız çıktı alacak. Yazıcıların bir kağıda çıktı vermesinin süresi tam sayıdır ve süreleri de birbirinden aynı zamanda farklıdır demiş. 1'den 13'e kadar olan sayıların tamamını yazdırma süresi, 1'den 7'ye kadar olan sayıların yazdırma süresinin 2 katıdır. Şimdi öncelikle ben renkli yazıcının ya da siyah beyaz yazıcının çıktı verme süresine A, renkli yazıcının çıktı verme süresine B diyeyim. Kaç tane siyah beyaz yazıcı çıktı verir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane siyah beyazdan çıktı alacağız. Yani 7A artı 6 tane de renkli yazıcıdan çıktı alacağız, 6B. Ve bu süre arkadaşlar 1'den 7'ye kadar olan sayıların çıktı alma süresinin 2 katıymış. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane renkliden alacağız. Yani 4B artı 3 tane de siyah beyazdan çıktı alacağız. Bunun sevgili arkadaşlar 2 katıymış. Yani ben bunu şöyle 2 ile çarpınca bunlar birbirine eşit olacak. Yazıyoruz. 7A artı 6B, 8B artı 6A, 6A'yı diğer tarafa A, 6B'yi bu tarafa 2B. A 2B'ymiş arkadaşlar. O zaman ben A'yı 2T seçerim, B'yi de T seçerim. A 2T'ymiş, B de T'ymiş. Yani siyah beyaz yazıcının çıktı verme süresi renkli yazıcının çıktı verme süresinin 2 katıymış. Biz bunu anladık şu an. Peki eyvallah, şunları şöyle işaretleyelim. Sorunun köküne geliyoruz. Diyor ki 5'ten 11'e kadar olan sayıların yazdırma süresi hangisi olabilir? 5'ten 11'e kadar. Şimdi 5'ten 11'e kadar kaç tane asal var? 3 tane. Dolayısıyla ben buna 3B diyeceğim. Kaç tane asal olmayan sayı var? 4 tane. Bunlara da 4A diyeceğim. B'ler neydi? T'ydi. A'lar neydi? 2T'ydi. Yani 3T artı 4 kere 2T'den 8T eşittir 11T verir. Ve unutmayın, yazdırma süreleri tam sayıydı.
Tam sayı olup da 11'in katı olan şıklarda hangisi var? C seçeneğindeki 22 var. Dolayısıyla cevabımız 22 olabilir. Devam ediyorum 7. sorumuzda. Gökçe bilgisayarımdaki bir dosyayı çok sevdiğim tarzı sorular bunlar. Dolayısıyla hani benim sevdiğimden kastım şundan kaynaklı sevdiğim tarz. Yani ÖSYM'de bu tarz soruları böyle biraz daha düşünceye dayalı soruları. Tamam işlemle de çözebilirsin diyor ÖSYM ama diyor ki böyle senin diyor bu tarz soruları böyle gözünle kafanla böyle düşüncelerinle çözmeni daha çok yeğliyorum diyor son zamanlarda. Tamam. Gökçe bilgisayarındaki bir dosyayı C diskinden D diskine kopyalamış. Kopyalama işlemi için X saniyelik bir hazırlık süresi var. Yani hani böyle dosyayı sürükleyip atıyoruz da sonra kopyalamaya hazırlanıyor diyor ya. İşte ondan bahsediyor. Yukarıda verilen bilgilere göre X en az kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle diyoruz. Kalan süre 160 saniye demiş. Kopyalanan %20, o zaman %80'i için 160 saniyelik bir süre var. Peki %80'i için 160 saniyelik bir süre varsa, yani 2 katı, %100'ünün kopyalanması kaç saniye sürer? Tabii ki 200 saniye sürer. Peki burada kopyalanan 0, yani daha %100'ü kopyalanacak diyor. Yani 200 saniye sonra aslına bakarsanız bitmesi lazım işin. Ama bize ne demiş? Kalan süre 240 saniye demiş. Demek ki en az 40 saniye bekleme süresi vardır. Belki 60 saniyedir bekleme süresi. Fakat biz 20 saniye geçtikten sonra bu görüntüye bakmışızdır bilgisayarımızın ekranında. Dolayısıyla en az 40 saniyedir sevgili arkadaşlarım. Cevabımız da C'ydi. Devam ediyorum 151. sayfamızda. Türkan babasından bir oyuncak bebek istemiş. Bu soruyu da Twitter'da bir meme aracılığıyla yazdım arkadaşlar. Twitter'da yazılan bir tweet'i hoşuma gitmişti. Ahanda ülkenin hali gibisinden hoşuma gitmişti ve dedim ki bunun sorusu yazılabilir. Hemen bir soru yazdım. Güzel oldu. Beğendiğim de bir soru ki geçen seneki 2022 TYT'de de arkadaşlarım buna benzer de bir soru tutturduk biliyorsunuz. Evet, Türkan babasından bir oyuncak bebek istemiş ve babası da Türkan'a birikimin önemini vurgulamak için bir kumbara alıp demiş ki her gün bu kumbaraya para atman için sana 5 lira vereceğim. Paralarını harcamadan biriktirirsen 30 gün sonunda oyuncağını alabilecek kadar paran olur. Şimdi o zaman her gün 5 liradan 30 gün boyunca biriktirince oyuncak alınabiliyorsa demek ki oyuncak 150 lira. Tamam mı? 20. günün sonunda ki 20 gün boyunca para verdiğine göre 20 çarpı 5 liradan 100 lira biriktirmiş Türkan. Ve de ve arkadaşlarım oyuncağa maalesef ki %30 zam gelmiş. Çocuk tasarrufu o tweette de yanlış hatırlamıyorsam şu yazıyor. Çocuk tasarruftan önce enflasyonu öğrendi gibisinden bir tweetti. Çok hoşuma gitmişti. %30 zam geldiğine göre şimdi oyuncak 150 liraydı. Bunun %30'unu üzerine zam olarak ekleyeceğiz. Yani 150 çarpı 3 bölü 10 diyelim %30'unu hesaplayabilmek için ki bu da 45 TL yapar. 45 TL zam geldiğine göre oyuncağımız artık 195 TL. Yani çocuk hedefinden uzaklaştı. 100 lirası var. 50 lira daha biriktirse oyuncağı alabilecekti ama şimdi şu an 95 lira daha biriktirmesi gerekiyor. Babası Türkan'a üzülmemesi için her gün verdiği paranın %x fazlasını vermiş. Ve başlangıçta planladıkları günde oyuncağın parası birikmiş. Şimdi kaç gün kalmıştı? 10 gün kalmıştı. 10 gün daha uğraşınca, 10 gün daha para biriktirince oyuncağı alabilecekti. Demek ki 10 gün sonra oyuncağı alabilmesi için ne kadar gerekiyordu? 95 bölü 10. Türkan'ın babası Türkan'a her gün 9,5 lira vermeye başlamış. Bu 5 liranın %x zamlı hali. Yani babasının Türkan'a geçtiği kıyağın ne kadar %x zam fazlasını veriyor ya. %x fazla hali. Şimdi 5 lirayken Türkan'ın babası ne kadar zam yapmış demek ki bunun harçlığına 4,5 lira. 5 lirada 4,5 lira zam yapıldıysa yüzde kaç zam yapılmıştır diyeceğiz. Kaç katı? 20. O zaman 20 katı 90'dır ve %90 zam yapmıştır diyebiliriz günlük harçlığına. Bakın işte
Ekonomi böyle bir şey. Oyuncağın parasına %30 zam gelirken babasının kızına verdiği harçlık %90 artmak zorunda ki kız üzülmesin. Tamam. Cevabımız 90 olacaktı, Edirne olacaktı arkadaşlar. Devam ediyorum 9'da. Bir kaynak suyu dolum tesisinde içme suları 300 mililitrelik cam şişelerde veya 700 mililitrelik plastik şişelerde satılmakta. Bir cam şişenin maliyeti 0,8 TL. Bakın bunun cam şişenin maliyeti 0,8 lira. Plastik şişenin maliyeti 0,4 lira. Bir plastik şişedeki suyun toplam maliyeti bir cam şişedeki suyun toplam maliyetinden 1 lira 40 kuruş daha fazlaymış. Şimdi şöyle diyeceğiz. Bakın bu 700 milimdi, unutmayın. Şuraya bir denklemimizi yazalım. Daha sonrasında büyütürüz gerekirse. Ya da biz soruyu şuraya çözersek bence herkes için daha hayırlı olur. Şimdi arkadaşlarım bir plastik şişedeki suyun toplam maliyetini hesaplayacağız. Ben suyun 1 mililitresinin x lira olduğunu düşüneyim. Ve diyeceğiz ki ya da litresinin x lira olduğunu düşünelim. 0,4 lira zaten plastik şişenin maliyeti vardı. Artı 0,7 litrelik bir suyun litresi x lira. Plastik şişenin tamamının toplam tutarı maliyeti bu. Bir cam şişedeki suyun toplam maliyetinden 1 lira 40 kuruş fazlaydı. Şimdi cam şişeye geçelim. 0,8 TL cam şişenin maliyeti var. İçindeki su da 0,3 litre çarpı x diyorum. Ve bu bundan 1 lira 40 kuruş fazla olduğuna göre ben buna 1 lira 40 kuruş eklersem bunlar birbirine eşit olur. 0,4'ü 0,8'in yanına attım. 0,4 oldu. 0,4 ile 1,4'ü topladım. 1,8 oldu. Ve 0,3x'i de bu tarafa atarsanız 0,4x yapar. Her iki tarafı 10 ile çarparsanız 4x eşittir 18 yapar. 2x buradan 9 gelir. X sevgili arkadaşlarım 4,5 yapacaktır. X'i bulduk 4,5. Eyvallah. Şimdi devam edelim. Diyor ki bana, buna göre suyla dolu cam şişenin maliyeti kaç lira olur? Suyla dolu cam şişe. Yani şunu sormuş. Yani şunu sormuş. 0,8 sadece camın fiyatı. Artı 0,3 ile 4,5'u çarpmamız gerekiyor. Çünkü x 4,5'tu. 4,5 çarpı 0,3 diyeceğiz ya. Virgülleri görmeyin. 3 kere 45 kaç yapar? 135 yapar. Biz ne yapacağız? Virgülden sonra çarpılan sayıların toplam 2 hanesi virgülden sonra olduğu için 2 hane kaydıracağız. Yani 1,35'miş. 1,35'e 0,8 eklerseniz de 2 lira 15 kuruş yapar. Bir cam şişenin toplam fiyatı. Şu an cam şişede suyun fiyatı 8-9 liraya ufacık suyun. Belki daha fazladır. Daha fazla olabilir. Bir ara almıştım da. Yani aşırı pahalı değil mi ya? Su ya bu. Yani su. Yağmurdan yağmur yağınca yani bedava ya aslında. Yani su. Ama biz suya para veriyoruz. Bir damacana olmuş 35 liraya. Damacana diyoruz ya. 19 litre su 35 lira. Litresi 2 lira. Allah Allah. Neyse. 10. soru. Bu da yine 2022 TYT'de böyle değdirdiğimiz sorulardan. Yani çok yaklaştığımız sorulardan. SML Hoca video düzenlemesi yaparken çok hızlı konuştuğunu fark ederek, ki ben çok hızlı konuşmam biliyorsunuz, ama yine de çok hızlı konuştuğunu fark ederek aşağıdaki düzenlemeyi yapmış. 35 dakikalık videoyu arkadaşlarım 50 dakika olacak şekilde sağ ucundan uzatmış. Böylece video hızını yavaşlatmış ve videoyu düzenledikten sonra YouTube'a yüklemiş. Pekala. İlay da SML Hoca'dan ders dinlemek için bu videoyu açmış. Sonra da demiş ki, hoca çok hızlı konuşmuş. Ben bu video hızını çarpı 0,75 ayarına getireyim demiş ve dediğini uygulamış. Son durumda İlayda'nın izlediği videonun süresi SML Hoca'nın çektiği ilk videonun süresinin yani 35 dakikalık videonun süresinin kaç katıdır diye sorulmuş. Paydamıza bir kere zaten şu kısmı bir silelim isterseniz. Paydaya bir kere 35'i ekleyeceğiz zaten. Kaç katıdır demiş ya. Çünkü ilk videomuz 35 dakikaydı bizim. Pekala. Şimdi SML Hoca ilk videoyu 50 dakika yapmamış mıydı? Evet yapmıştı. İlayda da gitmiş çarpı 0,75 ayarına getirmiş. Şimdi çarpı 0,75 ayarına getirince sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki 0,75 demek 3 bölü 4 demek.
Şimdi 0.75 ayarına getirmek demek videoyu yavaşlatmak demek, hızlandırmak değil. Videoyu yavaşlattığı için aslında 3 bölü 4 katına çıkmıyor süresi. 4 bölü 3 katına çıkıyor. Yani şöyle düşünün, örnek veriyorum. 2 dakikalık bir video izliyorsunuz YouTube'da. Çarpı 0.5'e getirdiğiniz zaman o video size oluyor 4 dakika. Niye? Çünkü siz 2 kat yavaşlatmış oluyorsunuz. Yarısı kadar yavaşlatmış oluyorsunuz aslında. Dolayısıyla 4 dakikalık bir video haline gelmiş oluyor. Her 1 saniyeyi 2 saniye gibi izlemiş oluyorsunuz çünkü. Dolayısıyla 3 çarpı 0.75 demek 3 bölü 4 ile çarpmak değil, 4 bölü 3 ile çarpmak demek süreyi. Dolayısıyla 50 çarpı 4 bölü 3 diyoruz. 35'i 5'e böldüm 7. 50'yi 5'e böldüm sevgili arkadaşlarım. 10 geldi. 10 kere 40. 10 kere 4 40 yapar. Bunu da ters çevirip çarparsanız 21 gelir. 40 bölü 21 bizim cevabımız olacaktır. Ve son sorumuz problemlerde 11. sorumuzu çözdükten sonra artık haftaki konumuz sembolik mantık. Eğer ki hiç hatırlamıyorsan vay haline. Biraz hatırlıyorsan eyvallah, ben seni yürütürüm oradan. Ama hiç hatırlamayan o vay haline dediğim arkadaşlarım için olabildiğince detaylı anlatacağım. Çünkü son zamanlarda biliyorsunuz hem TYT'de hem de AYT'de çıkan bir konu bu sembolik mantık. Dolayısıyla çok çok iyi dinlemenizi tavsiye ediyorum ve kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. 11. sorumuzu da çözüp videoyu bitiriyoruz artık. Bir kitabı okumaya başlayan Songül belirli bir sayfa sayısını okuduktan sonra dinlenmek için mola vermiş. Songül moladan hemen sonra önceden okuduğu sayfa sayısının 1 bölü 3'ü kadar okursa tüm kitabın 5'te 3'ünü okumuş oluyor. 5'i işaretliyorum. Eğer moladan sonra 80 sayfa daha kitap okursa tüm kitabın 7 bölü 12'sini okumuş oluyor. 12'yi de işaretliyorum. Neden 5 ve 12'yi işaretledim? Çünkü demek ki kitabın sayfa sayısı hem 12'yi hem de 5'e bölünebiliyormuş. Yani kitabın sayfa sayısına ben 60K diyebilirim. Şimdi 60K'nın 3 bölü 5'ini okumuş olması için 60 çarpı 3 bölü 5 yapıyoruz. 60'ı 5'e böldüm, 12, 3 ile çarptım, 36. Şimdi 36K'sı okunmuş olacakmış. Eğer 1 bölü 3'ü kadar daha okursa diyor ya. Şimdi 3x kadar önceden okumuş. Bunun 1 bölü 3'ü x'tir. X daha okursa diyor 4x. Demek ki 36K'ya ben 4x dersem eğer, x buradan 9K gelecektir. Demek ki önceden okuduğu sayfa sayısı 3x demiştik ya. 3 çarpı 9K'dan 27K'sını önceden okumuş. Şimdi 27K'sını önceden okumuş. Eğer bunun üzerine 80 sayfa daha okursa bu kitabın 7 bölü 12'sini bitirmiş oluyor. Yani 60 çarpı 7 bölü 12 diyeceğiz. 60 12'ye böldünüz 5. 5 kere 7 35K yapar. Demek ki 35K diyeceğiz. Bakın 27K'nın üzerine ben ne 80 ekleyince 35K yapıyor ya, atın 27K'yı karşıya, 80 eşittir 8K yapar. K da buradan 10 gelir. Tüm kitap kaç sayfa diye sormuş. E ben tüm kitabı 60K demiştim. E K da 10'sa 60 kere 10'dan tüm kitap 600 sayfa deriz sevgili gençler. Evet, videomuzun ve testimizin ve hatta haftanın ve hatta konunun sonuna geldik. Her şeyin sonuna gelmiş gibi duruyoruz. Dolayısıyla arkadaşlarım artık videomuza veda zamanı, sizlere veda zamanı. Ne yapacaksınız? Soru bankalarınızdaki problemleri hemen hızlıca tüketeceksiniz ki zaten 2 haftadır problem çözüyordunuz. Hemen hızlı bir şekilde ivedilikle hallediyorsunuz arkadaşlarım. Pazar günü kafanızda, beyninizde problemler büyük ölçüde hallolsun istiyorum. Problemleri halleden adam TYT'yi %90'dan fazla halletmiştir arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Tamam. SBL hoca dediydi derdiniz. Yarın bir gün denemelerde problemlerden düşük netler yaptığınız zaman çok iyi anlayacaksınız dediklerimi. İnşallah yapmazsınız da. Tabii ki böyle arada düşüşleriniz falan olacak ama merak etmeyin. Hepsini halledeceğiz. Hepsini yükselteceğiz arkadaşlar. Hiç ama hiç sıkıntınız olmasın. Gençler, neden küçük küçük konuşuyorum ya? Evet arkadaşlarım, videomuzun sonundayız artık. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Ödevlerinizi yapmayı unutmayın ve bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.